dışarıdaki konuşmacımızı davet etmek istiyoruz. Frankfurt'tan çok değerli hocamız Sayın Şeyh Taki Akbulak hocamızı davet etmek istiyoruz. Kendisi uzun yıllardır aramızda Frankfurt'ta hizmet vermekte ve işittiğimiz kadarıyla da yakında inşallah doktora ünvanına da kavuşacaktır. Kendisini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi ve ala ahli beyti tayyibin attahirin. Ve la'natullah ala adaihim. Değerli canlar, meclisimizde bulunan ustalarımızı, alimlerimizi ve siz kıymetli konukları, ekranları başında bizleri seyreden muhterem seyircilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli müminler, Kerbela konusunda, Aşura konusunda, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı kıyamı konusunda incelememiz gereken konulardan birisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da Aşura günü büyük bir zafer kazandığı konusudur. Ve biz bu zaferi tefsir etmeliyiz, açıklamalıyız, delillerle ispatlamalıyız. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da zafer kazandığını şu şekilde anlayabiliriz. İlk önce İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hedeflerine bakmalıyız. Acaba hedeflerine ulaşabildi mi? İki tane hedef huzurlarınıza arz edip üzerinde birkaç cümle konuşacağım. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın birinci hedefi buydu. Allah ile kendisi arasında bir ahit vardı. Bir misak vardı ki bu misaka göre İmam Hüseyin Aleyhisselam bütün varlığını Allah yolunda feda edecekti. Elinde ne varsa, canını, malını, kanını, çocuklarını Allah yolunda feda edecekti. Nitekim görüyoruz ki Kerbela'da Aşura günü şeytan, iblis bütün gücüyle meydana çıkmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısında durmuştur. Ve bütün rezil sıfatlarla İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı bir mücadele başlatmıştır. İblis ve onun askerleri. Bunun karşısında görüyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam da bütün gücüyle, bütün erdemlerle, güzel sıfatlarla şeytana karşı bir mücadele başlatmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam Aşura günü Kerbela meydanında o bedenindeki yaralardan kanlar akıyor. Ali asker İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kucağında şehit oluyor. Meydanda susuzluk üzerine çökmüş. O sıcak havada ve yerlere yıkılmış son anlarıdır. Diyor ki İlahi riden bi ridak teslimen li emrik la ma'bude sivak. Allah'ım, ben senin rızana razı oldum. Senin emrine teslim oldum. Ve senden başka bir mabut yoktur. Ali asker 6 aylık çocuğu getiriyor düşmanların önüne ve biliyor ki okların hedefi olacaktır. Orada dediği söz şudur. Havvene aleyye ma nezele bih
ennehu bi'aynillah. Bunu bana, bu musibeti bana kolay kıldı. Ne kolay kıldı? Allah'ın gözünün önünde gerçekleşmesi. Allah bu musibeti görüyor. Allah görüyorsa bu musibet benim için kolay olacaktır. Görüyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'in hanımları esir olarak götürülüyor. Şam'a ve diğer şehirlere aktarılıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'den çıktığında dediler ki, ey imam, bu çocukları, hanımları, Ehl-i Beyt kadınlarını yanında götürme. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam dedi ki, İnnallâhe kad şâ'e en yarâhunne sabâya. Allah bunları esir olarak görmek istiyor. Esir olmalarını istiyor. Yani musibetlerin en çetini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına geldi. İblis İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan küçücük bir hata bekliyordu. Hata almak istiyordu, görmek istiyordu. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam Allah'a verdiği o ahitte, o sözde, o antlaşmada hiçbir tereddüt etmedi. Son nefesine kadar Allah'a bağlı kaldı, Allah'ın emrine teslim oldu. Görüyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam bu misakında yenilmemiştir, kazanmıştır. İkinci hedefi, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın peşinde olduğu ikinci hedef, vilayet nurunu bütün tarihe yaymaktır. Bütün ümmetlere yaymaktır. Ve hidayet meşalesini geçmişteki ve gelecekteki ümmetlerde açığa çıkarmaktır. Burada da görüyoruz ki İmam Hüseyin Aleyhisselam o şanlı kıyamıyla, Aşura'daki o hareketiyle geçmişteki ve gelecekteki bütün ümmetlere ışık saçmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam misbahul hudadır. Hidayet ışığıdır. Hidayet. Ve Safinetun Necat ve kurtuluş gemisidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Peygamber Efendimizin kalbinden kaynaklanan, kalbinden çıkan nurdur. Ve o nur bütün alemi aydınlatmıştır. Dünya yaratılmadan önce İmam Hüseyin'in musibeti ve nuru bütün alemleri aydınlatmıştı. Bu dünyayı aydınlattı. Berzahı aydınlatacak, kıyameti aydınlatacak, cenneti bile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nuru aydınlatacaktır. Rivayette geçer ki cennet İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nurundan yaratılmıştır. Yani kim cennete girerse İmam Hüseyin Aleyhisselam'a misafir olmuştur. Biz Kerbela'ya baktığımızda görüyoruz ki iki tane cephe var. Bir hak cephesi, bir batıl cephesi. Batıl cephesinde iblis ve askerleri, hak cephede İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenleri. Zahirde görüyoruz ki bu kılıçlar ve mızraklar arasında bir savaştır. Ama batınına baktığımızda İmam Hüseyin'in nurani güçleriyle iblisin zulmani güçleri arasında bir mücadeledir. Ve sonuçta da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın nurani güçleri kazanmıştır ve iblis ağır bir yenilgi almıştır Kerbela'da. Ve bu yenilginin de sonuçlarını kendisi burada anlamış ve bütünüyle de kıyamette anlayacaktır. Kıyamette İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu şanlı kıyamın bereketleri kendisini gösterecek. İmam Hüseyin Aleyhisselam bütün erdemleri, bütün güzel sıfatları Kerbela'da gösterdi. İblis de bütün kötü sıfatları Kerbela'da gösterdi. Ama sonuçta İmam Hüseyin Aleyhisselam iblis ve askerlerin karşısında kazandı. Hatta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri bile iblisin karşısında
dimdik ayakta durdular ve küçücük bir hata bile göstermediler. Son nefeslerine kadar imamı korudular ve onun yanında şehit oldular. Aziz müminler, İmam Hüseyin Aleyhisselam hem misakında başarılı olmuştur, zafer kazanmıştır, hem de insanlığı aydınlatmada, ümmetleri ve alemleri aydınlatmada zafer kazanmıştır. Bu zaferden bizler nasıl istifade edebiliriz? İmam Hüseyin Aleyhisselam bu kadar musibet başına geldi. Bu musibetten bizler nasıl faydalanabiliriz? Bizim boynumuzdaki görev, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu musibetinde onunla yolculuğa çıkmak, hemsefer olmak. Onun musibetini kalbimizin derinliklerine yerleştirmek, ruhumuza yerleştirmek, onun acısını kalbimizle hissetmek. Eğer onun acısını, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acısını, başına gelen o musibeti anlarsak ve kalbimizde onu derk edersek, idrak edersek, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı kıyamından istifade ederiz ve yüce mertebelere erebiliriz. Belki de İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmekle imtihan edilmesinin sebebi de buydu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına gelen o musibeti anlamaktı ve daha yüce mertebelere erişmekti. Bu musibeti anlama yolculuğu ağlamakla başlar. Ağlamakla başlar ve daha sonra insan basirete erer ve öyle devam eder. İmam Zaman Aleyhisselam buyuruyor ki, ey ceddim, ben senin için sabah akşam feryat edip ağlarım ve senin için gözyaşı yerine kan gözlerimden akar, kan ağlarım. Bu musibet büyüktür ve bütün peygamberler bu musibet için ağlamışlar. Peygamber Efendimizle, İmam Hüseyin Efendimizle bu musibette şerik olmuşlardır. Bu musibette, bu ağlamakta insan daimi olmalıdır. Nasıl buyuruyor ki, ala salatihim daimun, onlar namazlarında daimdirler, sürekli namaz halindedirler. Ezada da ağlamada da daim olunmalıdır. Ala azaihim daimun, ala bukaihim daimun. Ağlamakta, musibeti ayakta tutmakta, musibeti idrak etmede insan daimi olmalıdır. Bazen insan yüzünde bir gülümseme gösterebilir, gülümseyebilir ama kalbi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın musibetine ağlamaktadır. Allah Teala bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolundan ayırmasın. Onun musibetini idrak edenlerden ve onun meclislerini ayakta tutanlardan eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz Sayın Şeyh Taki Akbulak'ın konuşmalarından dolayı kendisine. Kerbu belam gönlümdedir.